Sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Böyle tarlamıza da hoş geldiniz. Bugün biz Recep'le şöyle zeytinlerde zeytin var mı yok mu diye bakmaya geldik. Şimdi şöyle, biz çakalla geldik arkadaşlar. Zeytin var mı yok mu diye bakmaya. Bakıyorum bakıyorum. Yok. Bunlar boş. Ormanın içinde zaten bunlar da. Hani ormanın içinde olsa da tutacağında tutuyor. Bakayım şunu geçen sene birazını kesmiştir Recep. Bu siyah zeytin. Şu koca zeytin siyah zeytin o odun olacak. Bunun yine, bu da odun olacak aslında da. Şu dalında var gene. Mandal mandal. Burası ormanın içinde bir yer. Recep'le beraber geldik. Recep arabanın içinde. O bir gezirdi, oturdu. Ben şöyle yukarılara bakayım Recep dedim. Var mı yok mu diye bakalım diye geldik. Çünkü marketi kapatıverdik işte. Yarım saatliğine bir saatliğine. Pazar günü Allah nasip ederse diyorum ben. Burayı toplayalım. Burayı kafamızdan silelim. Bunlar kara zeytin. Kocaman kocaman maşallah maşallah. Şuna bak. Tutan da çok güzel tutmuş. Seyrek ama bu geçen yıl çoktu bunun başında. Ama dibi çok kötü olmuş arkadaşlar. Ne kadar temizlersen temizle. Şu ilmeği bir türlü çaresini bulamadık. Avcılar da var. Şu enişte gelin. Bu bizim. Böyle zeytin almış. Bunu köklemeyince boşa sanki. Dibindekileri köklenecek. Yok yok fazla. Kalabalık gelmeye gerek yok. Dedim ben bir iki yömiyeci bulalım da katalım olmazsa dediydim. Hiç yani yömiye vurmaz. Mümkünü yok. Olanlar da zaten dibine dökülüvermiş şöyle. Sadece siyahlarda az çok görüküyor. Şu ileride bir saniye şöyle. Tabii ki bunlar da geldiğimizde şunlar da götürürüz artık. Çırpı olmuş bunlar. Bak. Bunlar bir güzel yanar. Çırpısı. Her yer şey olmuş. Neydi bunun adı? Hatmi çiçeği miydi arkadaşlar? Her yer bundan olmuş. Açtığı zaman gelmek gerekiyormuşmuş buraya. Çok güzelmiş gerçekten. Şu yolun kenarı. Şu arabanın o tarafı. Yolun kenarı bile çokmuş yani. Kuru kazıkları kalmış. Bakın bunlar da öyle. Kuru kazıkları kalmış. Burası hep hatmi çiçeğiymiş. Yok yok arkadaşlar. Yok. Sadece çırpıştırmak lazım. Dibine döküp dibinden olan Allah ne verdiyse dediğim gibi onları toplamak lazım. Bunun dibinde de yok mesela. Bu sene bir sürsün bari Recep bunları. Çünkü otun içi olmuş artık. Bu sene otunu da biçemedik biz buranın. Şu bıdadığımız dalların çayrak olanları kaldıydı. Vallahi yemeyeceği. Onları toplaştırırız. Bak şurada bir hatmi çiçeği var. Üstünde de zeytinlerimiz var. Maşallah. Hepsi böyle tutsa ne var? Zincir gibi. Vallahi bir dal bir şey ama çok güzel tutmuş. Geri yerinde yok. Yine şöyle dökülmüş arkadaşlar.
Geçen yıl Recep bıdamağı geldi. Bıdamış, temizlemiş dibini. Temizlesene işte, aynı yine olmuş. Kurusu burada. Kapkara olanların dibi de. Yani başında kalmamış desen yeri var yani. Burası çakallığın ormanı. Çakallık. Vallahi niye çakallık demişler bilmiyorum. Herkes çakallık diyor, biz de çakallık diyoruz. Demek ki eskiden çakallar varmış burada. Öyle olmasa neden öyle denecek ki? Recep, nereye gittin? Arabada da yok. Bak şu güzel. Ara ara böyle dalları güzel yine. Bu fena değil. Bunu fazla dibine de dökülmemiş. Var da az. Şöyle ileridekiler de var. Şu ikisinde. Bunda yok. Ya işte dediğim gibi geleceğiz, burayı biz çırpıştıracağız. Belki öğlene biter burası. Acaba Nergezik dediğimiz yerde var mı? Ay şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar ya? Ay çok güzel. Sakızlıklar sararmış artık yaprakları. Değişik bir renk almış, güzel bir renk almış. Gelmişken şöyle bir pişireyim de ot toplayayım diyorum arkadaşlar. Bakıyorum bakıyorum, bir tane ot görmedim ben burada. Şöyle cirimler var. Şöyle üzümleri. Şuraya bakın. Kartpostal gibi aynı. Bir fotoğraf çekmek lazım böyle. Neyse gidelim bakalım. Böyle turpotlar var ama bunlar da güzel değil. Sadece şunun 3-4 yaprağı güzel. Göbeğindeki. Belki şu kenarda olabilir. Şu kenarlara bıçağımı alayım da gideyim bakalım. Arabada bıçak varsa bir bakayım. Burası da ablamgil. Onlar da toplamamışlar da. Ama ben poşet almadım. Arabada var mı acaba? Burada ekmek var. Bunu şuraya kuşlar yesin diye atayım. Kedi köpek varsa buralarda. Bayat ekmek. Recep'in arabadaymış bu. Poşetini ben alayım. Ekmeğini kuşlar yesin, kediler yesin. Şöyle kenarda dursun bakalım. Dağılmam gerekene bakalım bir. Zeytinlerine. Hem de şöyle gitmişken geçen sene burada çok ot vardı. Heh, bak şurada var. Turpotu. Taşın dibiymiş ayol o da. Şöyle arkadaşlar şu dış yapraklarını atarım ben bunu. Şimdi tek elimle yapamayacağım. Şöyle alayım. Sizlerle beraber kirişler bile çıkmış. Çiriş. Onlar kınlarda yine var, fena değil. Diplerini toplamışlar herhalde. Çünkü hiç dibinde yok bunun. Başı güzel maşallah. İyi. Fena değil yani.
Daha tam otlar böyle. Her ot çıkmadı arkadaşlar. Bu da sütlot. Şöyle bakın. Yakın çekeyim. Geçen yıl dediğim gibi burada çok turpotu vardı, gelincik vardı ama daha ancak sulak yerlerdeki otlar çıktı da burası da ancak çıkacak. Sebze yatakları mesela. Oy, burası nasıl olmuş böyle? Şura bakın. Bu ablam gelin. Görümcem gelin. Bunlar da gelememişler. Ama çok güzel tutmuşmuş. Gerçekten. Şura bakın. Maşallah. Allah ağız tadına yedirsin inşallah. Hepimizin. Şurada sütlot var. Bunu biz yemeğimize katarız. Yemek yaparız yani. Karışık otlarla. Turp otunla da olabilir ama sade kavurmadım hiç. Hiç bunu sade denemedim. Taşa dek geliyor. Bunları toplaştırayım yine ben. Şunu da alayım. Allah Allah, burası sütlot yeriymiş. Hepsi de taze ama büyük olduğuna bakmayın. Çok taze. Vallahi biz buna sütlot deriz. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Bilen arkadaşlar mutlaka vardır yani. Her yörenin ayrı ayrı ismi var. Biz sütlot diyoruz. Şimdi taze yerlerini, dış yapraklarını atarım yine. Ama burada çok. Hepsini almayacağım. Vallahi dolu. Geçen yıl bu kadar turpotu vardı. Bu sene sütlot var. Neyse bakalım. Ne güzel bir ses. Şunları alayım, poşetime katayım arkadaşlar. Şurada da aş otu deriz biz buna. Aş otu. İlabada değil arkadaşlar. İlabada onun daha büyük oluyor yaprakları, sarmalık. Bu aş otu. Biz öyle deriz. Yine kökü kaldı. Bir dahaki geldiğimizde yine fışkırır. Şurada da var. Ama kuşlar yemiş, böcekler yemiş sanki. Şöyle baksanıza. Ben şu bütün yapraklarından alayım. Şu tazelerinden. Gördüm. Daha ancak çıkacak bunlar. Bir taşla iki kuş vuruyorum bugün. Hem bahçemizde zeytinler nasıl bakıyorum hem de ot vuruyorum. Akşam pişiririm. Ya da yarın pişiririm. Şöyle poşetimi. Bakın. Bu
burada kuşkonmaz var. Geçen annem gidip orada zeytin toplarken alacaktım. Geç kaldık diye hani akşam üzeri giderken alayım dedim. Alamadım. Bak ama bu kurumuş gibi sanki. Şöyle dış yapraklarını atayım ben bunun. Şu göbeğinden. Taze yerinden. Şu çiçekli gibi yeri. Şurasını ayırırım. Şöyle bakın şurası pek güzel. Burayı alayım. Neyse bir de şu dediğim gibi aşağıya bakalım. Recep yok. Recep herhalde dağa çıkmış. O gelene kadar. Şurada tarlaya indim ama burada turp otu var arkadaşlar da bunlar güzel değil. Yine şu iyi gibi biraz. Tam istediğim gibi değil. Turp otu çok ama. Neyse şimdilik işimi görür. Bak istediğim turp böyle benim. Esas yağlı turp bu. Evet, esas yağlı turp bakın burada. Şu dış yaprakları delik delik onları atarım. İki çeşit ot buldum bugün. Bakalım bir de şu şeyin kenarlarına bakalım. Poşetim alayım da. Şurada da var güzelleri. Beğendiklerimi aldım, beğenmediklerim kaldı. Bize de zaten bayağı yeter. Hep tut pişireceğim. Başka ot bulursam karışık ot yapacağım. Bulamazsam turp otunla işte yani 3 çeşit buldum bak bununla beraber. Turp otu, sütlü ot bir de aş otu. Ne bulursam şunları poşetime katayım. Bak burada daha gerisi varmış onun. Şu biraz büyük gibi onu alayım ya da şu göbeğini alalım. Acaba körden falan bulur muyum dedim de. Bu da gümeç. Bu da pek güzel olur ha.
falan, hardal turp. Neyse şöyle bakıyorum da, yok arkadaşlar. Recep de geldi evin şey, evin yanına diyorum ya, arabanın yanına beni bekliyor. Şunları da alayım. Şöyle koyayım. Şu aşotlarını da alayım. Burayı sürecekler. Ekin ekecekler, temizlemişler. O yüzden şöyle kökünle gaza bilsin. Daha iyi de kökünü tam çıkartamıyorum. Ben yolmasam sürerken yine köklenecek bu. Şunların taze iyi yerlerinden, güzel yerlerinden. Aşaklarını bir poşet buldum. Hadi bakalım gidelim. Temizlemişler bakın, kokarotları hep harımların kenarına atmışlar. Buraları sürecekler, o kokarotları yakacaklar. Kimisi ekmiş, kimisi ekmemiş. Şöyle yola çıktım arkadaşlar. Neyse sizlerle beraber ağaçlarımıza baktık. Çakallığa geldik arkadaşlar. Ağaçlarımıza baktık. Biraz da ot topladık. Yani bir pişirim gelir bana. Oh, yarın bir gün pişirebilirsem işte dediğim gibi. Oraya da bir tane ev yapmışlar. Şu tarafa. Yakın aslında buraya, etrafını çevirmişler. Bir de Türk bayrağı asmışlar. Sobalar bile yanık. Bakın şurada. Neyse bir dahaki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.